Yeni bir hikaye gününden, yeni bir videodan hepinize ay kafana çarptım selam. Başlangıcı biraz komik oldu. Evet, biraz kazalı bir başlangıç yaptık. Söz verdiğimiz gibi haftada bir gün hikaye günü yapacağız demiştim. Bugün yine hikaye günündeyiz, sizlerdeyiz. Ben bu hikayeyi çok seviyorum. Çınar da bu hikayeyi çok seviyor. 3 kere okumasını istiyor. Evet, bu hikayemizi minimum 2 defa okuyoruz bir başladığımız zaman. Ya da 3 kere. Evet. Çünkü arkadaşlığı, birlik, beraberliği ve ekip çalışmasını çok güzel anlatıyor. Ne yapalım? Birazdan hikayemize geçelim. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Hikayeyi böyle hafif küçük küçük canlandırma şeklinde yapacağız. Biz insanlar canlandıracak, biz canlandıracağız. Evet, biz eşyaları canlandırma, konuşturma gibi bir şeyler yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber sizinle deneyip göreceğiz. Yapmamızı istediğiniz şeyler varsa. Arkadaşlarımız sürekli ikinci videosu diye like atıyor. Biz de seni kırma, siz kırmadık, yaptık. Evet, hikaye videosunu Çınar'ın okulunda çok sevmişler. Onun için tekrar ikincisini hemen çekelim dedik. Hadi hep beraber hikayemize geçelim. Hikayemizin ismi Okul Gereçleri. Hadi başlayalım. Çınar okuldan geldiğinde çantasından defterini çıkarıp masaya koydu. Ardından kalem kutusunu çıkarttı. Kalem kutusundan kalem tıraş ve silgi çıkarıp defterin yanına yerleştirdi. Çınar annesinin "Çınar, yemek hazır" dediğini duyunca okul eşyalarını masanın üzerinde bırakıp odasından çıktı. Odadan ayrılınca okul eşyaları kendi aralarında konuşmaya başladı. İlk konuşan defter oldu. "Aramızda en yararlı okul araç gereci benim." Bu sözlere ilk tepki kalemden geldi. "Ben bu düşüncelerine katılmıyorum," dedi. Kalem, "Arkadaşlar, o zaman herkes sırayla konuşsun. En yararlı okul aracının hangimiz olduğuna birlikte karar verelim," dedi. Bu teklifi herkes kabul etti. İlk konuşan kalem oldu. "Arkadaşlar, defter en yararlı okul aracının kendisi olduğunu iddia ediyor. Fakat ben olmasam o ne işe yarar?" Silgi, kalemin sözlerini bitirmesini zor bekledi. Söz Silgi'ye geçmişti. "Arkadaşlar, diyelim ki öğrenci yazdıklarının yanlış olduğunu fark etti. Şimdi size soruyorum. Öğrencinin ne yapması lazım?" "Evet arkadaşlar, arkadaşımız Çınar yanlış yazdığı yerleri benimle silmelidir. Gerçekler apaçık ortada," dedi. Kalemtıraş, "Arkadaşlarım, bir de beni dinleyin bakalım," dedi. "Arkadaşlar, Çınar yazı yazarken sık sık kurşun kaleminin ucu kırılıyor. Ben olmasam kurşun kaleminin ucunu kim açacak?" O da diğerleri gibi en yararlı okul aracının kendisi olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Okul çantası, "Arkadaşlar, Çınar her gün okula birçok okul araç gereci götürmek zorunda, değil mi?" diye sordu. Dinleyenler hep birazdan "Evet!" dediler. Okul çantası konuşmasına devam ederek, "Çınar bu araç gereçleri elinde taşıyabilir mi?" "Tabii ki taşıyamaz. Çünkü bu iş benim işim," dedi. Kalem kutusu, "Arkadaşlar şu an gördüğüm bir sonuca varamadık. Ben derim ki bir hakem belirleyelim. Kararı o versin." Kalem, "Peki hakem kim olacak?" dedi. Hakemin kim olacağına karar veremiyorlardı. "Arkadaşlar, Çınar bilemediği kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten öğreniyor. Bence hakem olarak Türkçe sözlüğü belirlemeliyiz," dedi. O
Okul çantasının teklifi hepsinin hoşuna gitmişti. Hemen oylama yaptılar. Oylama sonucu Türkçe sözlük en yararlı okul araç gereceğini belirlemek üzere hakem seçildi. Ardından hep beraber kitaplıktaki Türkçe sözlüğe müracaat ettiler. Türkçe sözlük, "Arkadaşlar, öncelikle size bir hikaye anlatmak istiyorum," dedi. İnsan vücudunun organları bir gün en yararlı organı seçmeye karar vermiş. Kalp, böbrek, ayak, beyin, aklınıza gelen her organ en yararlı organın kendisi olduğunu söylüyormuş. Bir sonuca da varamadıklarından bilge doktora başvurmuşlar. Bilge doktor onlara her organın bir görevi olduğunu, tek başına hiçbirinin bir işe yarayamayacağını anlatmış. Ondan sonra organlar mutlu şekilde yaşamaya devam etmiş. Türkçe sözlük okul araç gereçlerine "Hala en yararlı araç gerecin kim olduğunu merak ediyor musunuz?" diye sormuş. Okul araç gereçleri ancak birlik olduklarında bir işe yarayacaklarını anlamış. Çınar için ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. Bundan sonra tek amaçları Çınar'ın okulda daha faydalı işler yapmasını sağlamakmış. Anne, soruları da mı soralım? Evet. Peki madem. En yararlı okul araç gereci olduğunu ilk iddia eden kimdir? Kitap. Kitap mı? Defter bence. Bu da defter ya. Tamam. Açar aşkın anne. Hakan yanlış yazdığı yazıları ne ile düzeltmektedir? Silgi. En yararlı okul araç gerecini belirlemek üzere kim hakem seçilmiştir? Hakem seçilen kimdi? Hakem. Anne, bu Türkçe sözlükte gösteriyor ya ondan. Hayır canım, Türkçe sözlüğümüz buydu ya. He, bu. Şaşkın Çınar. Okul araç gereçleri arasında hakem seçmeyi kim teklif etmiştir? Kale. Kurtulsun. Evet. Okul araç gereçleri en sonunda hangi sonuca varmışlardır? Hiçbir sonuca. Nasıl hiçbir sonuca? Ayrı ayrı bir işe yaramayacaklarını, ancak birlikte oldukları zaman daha iyi işler becerebileceklerini. Evet. Evet arkadaşlar, bu hikayemiz de burada sona erdi. Burada anlatılmak istenen de ekip olarak çalışılması gerektiği, bencillik yapmamamız gerektiği, her şeyin ayrı özellikle olduğunu ve bir araya geldiklerinde güzel sonuçlar elde edebileceğimizi anlatmaktadır. Biz bu hikayeyi çok seviyoruz. Sizler de sevdiyseniz ne yapacaklar? Abone tuşuna ve like atmayı, zile basmayı unutmayacaklar. Evet, sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Öpücüksüz olmaz.